Merhaba satranç severler. Bugün size yeni başladığımda, yani satranç yeni başladığımda ilk satranç kitabım olan Satrancın Esasları kitabı, Dünya Şampiyonu J.R. Capablanca'nın güzel bir kitabı. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi tarih kokuyor, çalışmak kokuyor. Güzel bir kitap. Önerilir. Esaslarından birkaç örnekleme göstermek istiyorum. Oyun sonunda tek kalem atı. Gördüğünüz üzere kale rakip şahı hemen hareketini sınırlayarak 7. yatayı kesiyor. Sonra ilerleyen dönemde de şahını gelip mat edecek. Gördüğünüz üzere şahı yaklaşıyor. Eğer burada şah D8'e gelirse kaleyle A8'den şah ve mat var. O yüzden şah kaleye yaklaşmak zorunda. Burada da kaleyle tekrar şahın hareketini kısıtlamak için yapılan bir hamle. C7'ye gelerek hem 7. yataydan çıkmasını önlüyor hem de C yatayını keserek şahın iki karede hapsolmasını sağlıyor. Gördüğünüz üzere mat yapabilmemiz için şaha ihtiyacımız var. Ve şahlar yüz yüze geldi. Tabii ki siyah şahın A8'e gitmesi zorunlu hamledir. Çünkü başka bir yere hareketi yok. Şah ve mat. Burada da gene aynı şekildeki mantık. Gördüğünüz gibi H5'e gelerek 5. yataydan kaçmasını önlüyor. Yani şahın hareketini kısıtlıyor. Aynı şekilde aynı mantık. Gördüğünüz gibi şahı geliyor. Burada şah dedikten sonra gördüğünüz gibi rakip şah, siyah şah birinci yataya inince burada rakip şahın yüz yüze bakıp son yataydan şah çekmesi için bir hamle müsaade ediyoruz. Ve siyah şah C1'e gitmek zorunda. Zorunlu hamle. Diğer yerlere hareketi mümkün değil. Gelince de şah ve mat. İki fil matı. Şahımızı hareketini kısıtladık iki filimizde. Şimdi neye ihtiyacımız var? Yine aynı mantık şahımıza ve şahı yaklaştırıyoruz. Geldikten sonra da tekrar şahımızın geldik. Şahın hareketini kısıtlamaya yönelik bir hamle. Şah çekiyoruz. Zorunlu hamle. H8. Şah ve mat. Bu da iki fil matı. Tek vezir matı. Evet. Hemen şahın hareketini kısıtlamak için geliyoruz ve direkt şahımızı yakınlaştırıp aynı mantıkla ilerleyerek evet burada da kalede yaptığımız gibi rakip şahın hareketini kısıtlıyoruz ve G dikeyinden kaçmasını engel oluyoruz ve tekrar şahımızı yaklaştırdıktan sonra şah ve mat. Burada da oyun sonundaki o pozisyon dediğimiz şahların birbirlerine yüz yüze bakmasından bahsedeceğiz. Bunun da eğer piyon öndeyse beraberlik olduğunu
Piyon öndeyse beraberliktir. Çünkü piyon ileri sürüldüğünde şah denediği zaman rakip şah piyonun çıkacağı kareyi tutar ve piyonu kaybetmemek için şah da piyonu tutar ve pat olur. Eğer piyon gerideyse ve şahlar yüz yüzeyse hamle sırasında rakibe bırakarak vezire çıkma durumumuz var. Evet. Gördüğümüz gibi şahımız 7. yatayı tuttu ve piyonun çıkacağı 8. yatayı koruyor ve böylece vezire çıkıyoruz. Burada piyonu yersek kayıp olur. O yüzden piyonu yemiyoruz. Şah, şah ve mat. Tabii biz bunları böyle anlatırken bunları normalde tahtada çalışmakta fayda var ya da bilgisayarda çalışırız ama tahtada daha iyi olur. Çünkü satranç tahtasında yapılan çalışmalar daha iyi netice verir, daha kalıcı olur. Burada da iki piyona tek piyon. Ve vezire çıkabiliriz artık. Üç piyona iki piyon. Tabii ki burada geçer piyon elde ettik. F hattında. Şahın hareketini sınırlayıp sonradan vezire çıkarız. Çünkü siyah şahın H dikeyinden gelmesi imkansız. Burada piyonları değişip şah deyip piyonları değişip siyah piyonu alıp vezire çıkar, mat eder. Şah dedik. Veziri feda ettik. Kaleyle şah dedik. Ve mat. Güzel bir örnekleme. Şah. Evet. Burada da çifte tehdit. İki filden birini bana ver deyip oyunu kazanması. İlerleyen zamanda. Şah. Tekrar şah. Evet. Rımat. Çatal attıktan sonra şah. Burada eğer mat etmeseydi gördüğünüz üzere beyazın son sıra zayıflığı vardı. Kaleyle mat olurdu. Eğer vezir almış olsaydık siyahın kalesiyle son sıra matı olurdu bize. Mat örneklerinde bahsetmiştik. Son sıra matı. Şah dedikten sonra fil fedası ve şah atı geldikten sonra savunma yok. Mat. Benzer oyun.
gördüğünüz gibi. Kapaplanga hakkında biraz bilgilendirme de yapalım. Satranç tarihçesi, Türkiye Satranç Federasyonu'nun hazırlamış olduğu satranç tarihçesinde gördüğümüz gibi 1, 2 ve 3. Jose Capablanca 1921-1927 Dünya Şampiyonu. Satranç Dünya Şampiyonu. Jose Raul Capablanca Dünya Şampiyonu 1921-1927. Satrancın ilk harika çocuklarından olan Capablanca 1888'de doğdu. 4 yaşında babasını izleyerek satranç öğrenen Kapa, yeteneğini kendisine hemen gösterdi ve Havana Satranç Kulübü'ne yetişti. 1901'de 13 yaşındayken Juan Corzo'yu yenerek Küba şampiyonu oldu. New York'ta Columbia Üniversitesi'nde kimya bölümünde okumaya başlayınca da okulu bitirmedi ve satranca yoğunlaştı. 20 yaşında Amerika Birleşik Devletleri şampiyonu Marshall'ı yendi. San Sebastian 1911 turnuvasına katıldı ve dünyanın en iyileri arasında yer alan Rubinstein, Taraş ve Schlechter gibi oyuncuların önünde turnuvayı kazandı. 1914'te St. Petersburg'da Lasker ile karşılaşma imkanı buldu. Turnuvayı önde götürüp Lasker'e de kazanmaya yaklaştıysa da turnuvayı kazanamadı. Bu turnuvadan sonra ilk defa kullanılan büyük usta unvanı Rus çarı 2. Nikola tarafından Lasker Capablanca Aleykin ve Taraş'a verildi. Lasker'i 1921'de hiç oyun kaybetmeden yenerek 3. Dünya Şampiyonu oldu. Capablanca 1924'te New York'ta Lasker'in hemen arkasında 2. 1925'te Moskova'da 3. oldu. Aleykin ile olan maçından hemen önce rakibin 2,5 puan önünde New York 1927 turnuvasını kazanarak rakibine gözdağı verdi. Bu maç satranç tarihinin en unutulmaz mücadelelerinden birisidir. Vezir Gambit'in açılış olarak damgasını vurduğu maçta Capablanca öne geçtiyse de Aleykin daha sonra üstünlüğü ele geçirerek dünya şampiyonu oldu. Capablanca ile rövanş maçı yapmayan Aleykin bu konuda çok eleştirilmiştir. Capablanca turnuvalarda oynamaya devam etti. Capablanca Nottingham 1936 turnuvasında Botvinnik ile eş puanla ve Evu Lasker, Capablanca, Aleykin gibi dünya şampiyonlarının yanı sıra Fide, Finn, Reshevski ve Flor gibi dünyaca ünlü oyuncuların da önünde kazandı. Yine de yeniden dünya şampiyonluğu maçı oynama fırsatını elde edemeden 1942'de Manhattan Satranç Kulübü'nde kalp krizi geçirerek ertesi gün vefat etti. Kübalı virtüöz en büyük dünya şampiyonlarından birisi ve gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerden birisi olarak kabul edilir. Oyunu inanılmaz bir sanat gibidir. Basitlik ve aynı zamanda dahice bir derinliğin birleşmesi gibidir, diyor Botvinnik. Onun oyun tarzı hakkında Capablanca sade fakat derin oyunuyla konumsal satranca birçok yeni katkıda bulunmuştur. Yazdığı kitaplar, metinlere basitliği ve mantıksal yapısıyla birçok satranççıya rehber olmuştur. Türkçe'ye çevrilen Satrancın Esasları, satrançta ilerlemek için ideal bir kitaptır. Teşekkürler.
Kitabın arka kapağındaki sözleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Satrançta ilerlemek isteyen kişiler binlerce satranç kitabındaki bilgilerden, deneylerden, oyunlardan yararlanmak zorundadır. Bu yeni yetişenler için olduğu kadar usta satrançlar için de geçerlidir. Elinizdeki kitap bunların en iyilerinden biridir. En önemli özelliği geçen zaman içinde yeniliğinden hiçbir şey kaybetmeme olmasıdır. Dünya dillerinden çoğuna çevrilmiş ve bazı ülkelerde defalarca basılmıştır. Eski dünya satranç birincilerinden Capablanca'nın bu eseri yeni başlayanlardan usta oyunculara kadar her düzeydeki satranççıya bir şeyler öğretebilecek niteliktedir. Ronaldo'nun su içme hareketine ben de katılıyorum. Teşekkürler.